Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugün yazılımcıların kariyerinde bolca karşılarına çıkan bu konu hakkında bilgisi olsa da olmasa da LinkedIn'de, Twitter'da, orada burada video veya işte içerik paylaşan bir sürü arkadaşın kafasını karıştıran belki arkasındaki mekanizmanın nasıl çalıştığından emin olmadan bir şeyler yapmaya çalıştığı için insanlara faydasından çok zararı dokunan ee, ...insanların da paylaştığı bir konudan bugün biraz bahsedeceğim. Ee, hangisi daha hızlı çalışır? Burada C-Sharp tarafında işte şurası döngüler. Bunlar da döngü yaratabildiğimiz diğer metodlar, metodolojiler diyebiliriz. Videoya bu kadar sistemli başlamamın sebebi dediğim gibi arkadaşlar... ...insanlar elma ile armutu karşılaştırarak bazı sorular soruyorlar... ...sırf paylaşım yapabilmek adına özellikle LinkedIn ve Twitter'da çok fazla dönüyor... ...çok fazla karşıma çıkıyor... Artık LinkedIn'de altına yorum yazmaktan bıktım. Beni takip ediyorsanız orada hatalı olarak gördüğüm şeylerin altına mutlaka yorumlarını yazıyorum. İnsanlar çünkü şunu yapın, bunu yapmayın, şunu kullanmayın, bunu yapmayın diyorlar. Böyle şeyler paylaşıyorlar. Ama neden olduğu, neden kullanmaman gerektiğini veya bunu neden kullanman gerektiğini kimse söylemiyor. Böyle bir muhabbet de dönüyordu son zamanlarda. Hangisi daha hızlı çalışır acaba diye mesela işte for mu hızlı çalışır, for each mi hızlı çalışır. Ben de bugün bunları biraz inceleyeceğim. Cevap vereyim baştan, en baştan aslında şunlardan, özellikle şu ilk dördü arasından hiçbiri diğerinden daha hızlı çalışmıyor. Bütün döngüler aslında aynı işi yapıyor. Sadece aralarında bazı farklar var. Bu videoda da o farkları inceleyeceğiz. O farklar neyi nasıl etkiliyor? O farkların bizim karşımıza çıkmaması için, daha hızlı döngüler oluşturabilmek için ne gibi değişiklikler yapmamız gerekiyor? Biraz bunlardan konuşacağız. Hep beraber şimdi bakalım hangi döngü daha hızlıymış? Evet ne dedik? Döngüler aslında birbirinden hızlı değiller. Birbirleriyle karşılaştırıldıklarında biri diğerinden daha hızlı değil. Neden böyle söylüyorum? Döngüler aslında c aynı işi birden fazla yapmamızı sağlayan şeyler, yapılar. Biz bu yapıları kullanırken içinde ne yaptığımız bizim için daha önemli. Yani örnek veriyorum bir while döngüsü kuralım. İşte bir tane counter'ımız olsun çok basit. Bir tane while döngüsü kuralım ve diyelim ki mesela counter'ımız işte 10'dan 0'dan büyük olduğu sürece bir şey yap. Burada bir şey yap. Daha sonra bu counter'ı da azalt e, artıralım ki 0'dan e, pardon azaltalım ki bir noktada 0'a ulaşsın ve döngümüz bitsin. Şimdi benim bu işi yani şu işi burada böyle yapmam ile mesela bir for ile yapmam arasında aynı işi şurada yapmam arasında hiçbir fark yok. Şimdi burada mesela bir for ile yapılan şeyin aynısını while ile yapabildiğimizi görüyoruz. Çünkü for kullanım gereği while'dan bir tık farklı görünüyor. Sebebi de şu. Önce bir tanımlama yapılıyor burada. For döngüsü içerisinde bir tanımlama yapılıyor ama döngü içinde sadece bir kere çalışıyor. Bunu bir initialization gibi aynı şu satır gibi düşünün yani. Şurada yaptığım şey şurası gibi bir kere çalışıyor. Daha sonra bir şartım var burada. Bu şart sürekli kontrol ediliyor. Döngü dönerken şu süslü parantezler içerisinde yapılan şey en son şuraya geldiğinde tekrar gidip buraya kontrol ediyor. Aynı burada olduğu gibi. Dolayısıyla aslında şurası bizdeki buraya denk geliyor. E şu kısımda burada buraya denk geliyor. Birini daha arttırdım birini daha azalttım. Hiç fark etmez. Aynı işi yapmış oldum. Şurası da döngü içerisinde yine süslü parantez içerisindeki işlem bittiğinde burası da çalıştırılıyor. Dolayısıyla while ve for loopları bizim için burada aynı şeyi yapıyor. Yani ben şurada mesela counter'a ekrana yazdırmam ile şurada bu counter'ı ekrana yazdırmam arasında. Bu ikisinin benchmark testlerini sabaha kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapın. Herhangi bir performans farkı çıkmayacaktır. Dolayısıyla bakın bu örnekte while ile for arasında bir fark vardır diyemiyorum. Çünkü bir fark yok ikisi arasında. Peki bu bu kadar basit olmasaydı mesela bir array içerisinde dönmüş olsak ki zaten buradaki sorularımızdan bir tanesinde de şurada hangisine işe yarar bölümünde array var mesela. Bir tane array'imiz olsun mesela. Buna işte numbers diyelim. Bizim için doldursun burayı. Numbers dedim. Bunun içerisinde mesela for ile şöyle döneceksem numbers'ın length'i kadar dönebilirim. Bu işi böyle yapabilirim ve derim ki burada git kardeşim numbers'ın i'inci elemanını al, ekrana getir, yazdır. Bu birinci yöntemimiz. Bunu while ile yapabilirim. Değil mi? Ne yapabilirim mesela? Burada yine işte array counter diye bir değişkenimiz olsun mesela. Buna numbers'ın length'ini atayalım. Ben yine derim ki bu counter sıfırdan büyükse bir şey yap kardeşim. Ne yap? Git bunları ekrana yazdır. Bu sefer nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Burada da array counter'ı alacağım. Burada sadece şu kısım otomatik olarak yapılıyordu. Benim burada bunu azaltmam lazım teker teker. Şöyle ki döngüm bitmiş olsun. Array'ler içerisinde dönüyorken de bakın ben aynı şeyi yapmış oldum. Ne yaptım? Bir tane array'im var. Array'in uzunluğu kadar döngüyle döndüm ve array'in sıradaki elemanını iterasyon bir iterasyon gerçekleştirdim. Array'ler C içerisinde itere edilebilir şeyler, enumere edilebilir şeyler yani bir sonraki elemanına ulaşıp böyle içinde döngüyle dönüp sürekli bir sonraki şeklinde devam edebildiğim yapılara iterasyon e, destekleyen yapılar diyoruz. Ve array de bunlardan bir tanesi. Burada iterasyon gereği işte bir sonraki elemana gittim. iyi e arttırıyorum sürekli. Burada da array'i azaltıyorum. Burada da aynı şey yaptım. Birinde düzden yazdırdı. Birinde tersten yazdırdı. Ama hiç fark etmez. Şu testi de yapabilirsiniz. Benchmark testlerinde yapabilirsiniz. Burada da hiçbir fark çıkmayacaktır. Şimdi döngülerden bir tanesinin de Do while için de aynısı geçerli bu arada. While yaptığımız her şeyi do while ile de yapabiliriz. Aralarında tek bir fark var tabi. Şöyle Do while koyacak olursak burada yine bu şart doğruyken çalışsın şunlar olsun diyebiliriz. Do while ile while arasındaki fark nedir? Burada while'da döngüye girmeden önce bir kere işlem kontrol ediliyor. Eğer bu şart doğruysa burası çalışıyor. Do while kısmında önce çalışıyor daha sonra şart kontrol ediliyor. Burada da aynı şey olacaktır. Şimdi bu üç döngüyü birbiriyle karşılaştırırsanız bu arada. Hiçbir performans farkı göremezsiniz. Üçünün de kesinlikle aynı işi yaptığını görürsünüz. Bir ereye indeksi üzerinden ulaşıp sıradaki indeksinci elemanı alıp ekrana yazdırmak. Belki çok böyle nanosaniye farklarla şuradaki yaklaşım biraz daha yavaş olabilir. Burada tersten eriştiğimiz için aslında e, şeye ereğin ters tersinden gidiyoruz. Yani işte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyoruz. CPU buffer yüzünden burada çok ufak bir fark olabilir ama fark etmez. Bunu da sıfırdan başlatıp bundan büyük olacak şekilde yapıyor olsaydık şartımızı yine aynı şey olacaktı. Herhangi bir performans kaybı olmayacaktı. Şimdi geliyorum burada biraz daha janjanlı olan for each'e ki zaten genelde döngüler karşılaştırılırken işte for'la while'ı karşılaştırmazlar veya do while ile while'ı karşılaştırmazlar. İşte do while, while ve for ile for each'i karşılaştırırlar. For each nasıl çalışıyor? Burada ona bakalım mesela. Aynı işi ben for each ile yapıyor olsaydım şöyle bir şey karşıma çıkardı. Ne yaptım ben burada? İşte şurada ekrana yazdırdığım değeri gidip array'in içerisinden almıştım. For each bana doğrudan onu verdi. Array'in içerisinde döndü ve şu şekilde bir cevap verdi. Şimdi bakıyorum ekranda for each, for, while ve do while var şu örnek için şu ekranda seçmiş olduğum örnek için bunun testlerini sabaha kadar yapın. Hiçbir fark göremeyeceksiniz. Bir performans farkı ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla yani şu sorunun cevabı şu ilk 4'ü için aynı aslında. Yani hangisi daha hızlı çalışır? Herhangi biri diğerinden hızlı çalışmıyor. Ne demiştim videonun başında? Burada hızı karşı hızı etkileyen şey, hangisinin diğerinden daha hızlı çalıştığını gösteren şey bizim orada neler yaptığımız, biraz da kullanmış olduğumuz döngünün nasıl çalıştığını biliyor olmak. Şimdi dikkat ettiyseniz for'da, while'da ve do while'da ben hepsine indeksleriyle ulaştım. Bir tane array'im var ve indeksiyle ulaştım buna. Ama for each'de özellikle gidip indeksine ulaş demedim. Ben özellikle. Daha önceki I Enumerable Nedir videosunda bir kafa karışıklığı olan videoyu aydınlatma adına bir video çekmiştim. Oradaki videoda biraz anlatmıştım I Enumerable'ları. Şimdi şuranın nasıl çalıştığından emin değilsek SharpLab.io diye bir site var. Buraya gidip doğrudan bu kodları buraya yapıştırabiliriz. Bu arkadaş bize şu an kullanılan .NET'in versiyonları da var burada. İşte daha önce yapılan .NET 7 ile ilgili çıkan branchler, featurelar vesaireler var. Burada özellikle bu featurelere göre mesela semi auto properties diye bir branch oluşturmuşlar burada. Bu özellik çıktığında o branchte test edebilirsiniz. Biz default'ta test ediyoruz. Veya işte şurada main var. En son Aralık 20 Aralık 2023'te çıkmış olan yani geçen hafta çıkmış olan bir versiyonu var. Yani main'de main de aynı şeye denk geliyor olacak. Şimdi burada mesela bakın integer bir array içerisinde dönerken şu kısmı geçiyorum. Bunlar Ereğin değerlerini set edilmesi, Ereğin oluşturulması vesaire gibi. Bakın şurada ne var? E şu zaten yani C Sharp'ın oluşturduğu, ben bu kodu yazdığımda oluşturduğu kod buysa. E bu zaten benim şurada yaptığım değil mi? Yani şu şeye bakarsak şuraya. Ne yapmış? Şurada bir tane nam diye bir değişken oluşturmuş. Bunu buna atamış. Şurada namı yazdırmış. Bırakmış. Şimdi az önce kopyaladığım kodları buraya yapıştırıyorum. Bakıyorum nam diye bir değişken var. Burada value diye bir değişken yaratmış. Konsola yazmış. Bunu arttırmış. Bizde azaltmışız hiç fark etmez. Aynı işi yapmış. Yani aslında bunların hepsini kopyalarsanız şunları şöyle komple mesela kopyalayıp götürüp SharpLib IO'ya şöyle yapıştırırsam burada yapılan şeylerin hepsinin bakın hepsinin aslında birer while döngüsüne dönüştürüldüğünü görüyoruz. For'lar da Bakın mesela şurası bir for döngüsü cevabı ama bunu da while döngüsüne çalış, döndürmüş. Ben zaten anlatırken ne demiştim? Bunların hepsi aslında while ile de yapılabilen şeyler. Yani for'u while ile de yapabiliyoruz ya da while'ı for ile de yapabiliyoruz. Bunlar yaparken yani .net arka tarafta while'ı kullanmış bu şekilde. Ben burada bir while kullanmışım. Hiçbir değişiklik yok. O da while'ı kullanmış. Ben do while yaptığım bir yerde onlar while'ı yine kullanmış. Bir Bakın sonsuz döngü oluşturmuş. Burada şartlar varken neden sonsuz döngü oluşturmuş ve içeride break etmiş? Dediğim gibi önce kodun çalıştırılması daha sonra şartın kontrol edilmesi lazım. Onlar da önce kodu çalıştırmış daha sonra şartı çalıştırmış. Şimdi buraya kadar her şey mükemmel. Dediğim gibi bu testleri yapın. Benchmark sonuçlarında herhangi bir fark bulamayacaksınız. Peki insanlar neden karşılaştırıyorlar? For ile for içi, while ile for içi, do while ile for içi neden karşılaştırıyorlar ve onların benchmark sonuçlarında neden fark çıkıyor derseniz. Orada hayatımıza başka kavramlar giriyor. Şimdi array dedik. Array .NET tarafında, C Sharp tarafında çok basit bir veri yapısı. İçerisinde birden fazla veri tutabildiğimiz bir veri yapısı. Diğer birçok veri yapısı işte collection'lar, list'ler, readonly only collection'lar, read -only list'ler, dictionary'ler, hash set'ler, queue'lar, stack'ler bilmem neler, linked list'ler bilmem neler falan. Birçoğu arkasında verileri tutabilmek adına daha basit yapıları yani array gibi yapıları kullanıyor. Hatırlarsanız benim bir videomda kendimize ait bir list yaratalım isminde bir videom vardı. Orada aslında list objesinin bizim C içerisinde kullanmış olduğumuz list objesinin bir de yazabilirsem. Şöyle integer bir list objesinin içine gidip bakarsak en temelde gerçekte bir array tuttuğunu, içinde bir array tuttuğunu ve o arraye indeksi ile ulaşabildiğimizi gösteriyor. Nerede burada şöyle t diye arasam bulabilir miyim acaba? Şurada Çok gittik Şurada bakın Bir gerçi bu array metoduymuş ama Bundan bir tane daha var mı? Var şurada var Burada burada göremedik kodunu belki Tekrar şey yapmak lazım generate etmek lazım ama fark etmez içinde şey tuttuğunu biliyoruz bu arada Source bilmiyorum kullanırız mı hiç. Source.net isminde bir web sitesi var ve Microsoft'un .net framework'üne ait kodların burada tutulduğunu biliyoruz. Mesela ben list diye arasam şurada jenerik olarak mesela C# -Sharp içerisindeki list klasının kodlarına ulaşabiliyorum. Buraya gelip bakarsam mesela bakın burada bir empty array var. Şurada items var. Yani C Sharp'ın kendisi arka tarafta bize list objesini kullandırırken içeride bir array tuttuğunu Bizim içerisine ekleme yaptığımızda gidip Ereğin ilgili boyutlarına göre işte ekleme yaptığını veya veri getirdiğini biliyoruz. Şimdi bu önemli bir konu. Neden? Orada listin içerisine gerçekten tekrar gidip bakacak olursak da listin bir sürü interface'ten türediğini görüyoruz. I collection'dan, I generic I doğrudan generic olmayan I enumerable'dan, I list'ten, I read only collection'dan, I read only list'ten, işte I collection'dan ve I list'ten bir sürü interfaceten türediğini biliyoruz. Bunun ne önemi var? Object Oriented'ın prensiplerinden bir tanesi olan polimorfizm. Yerine geçebilme ilkesini bizim için sağlıyor. Yani ben aslında enumerable gördüğüm yerde, pardon listi gördüğüm yerde bu arkadaş bir IEnumerable'dır, ICollection'dır, IList'dir collection'dır, list'dir diyebiliyorum. Dolayısıyla benim elimde IEnumerable... enumerable kabul eden bir metod var ise mesela listi oraya gönderebilirim. Veya sadece iCollection üzerinde çalışıyorsam list bir collection olduğu için bunun içerisindeki bütün metodları, bütün propertileri karşılayabildiği için polimorfizm gereği aslında benim bunlara ihtiyacım olan yerde liste ihtiyacım var. liste listi kullanabilirim. I enumerable özellikle burada çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü asıl fark burada ortaya çıkıyor. Yani insanlar for içi kullandıklarında gerçekten fark burada ortaya çıkıyor. Şimdi şu yazdığım kodların tamamını şöyle bir kapatacağım ve yeni bir dünyaya giriş yapacağız. Şunları şöyle biraz alta alalım. Şimdi ben bir tane list objesi oluşturuyorum. Dedim ki buna list ve eşittir. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçinde 10 tane elemanım olan ya da direkt şöyle yapabilirim. Enumerable, enumerable değil pardon. Enumerable range şunu 10 yapalım mesela liste çevirdim elimde bir list var. Şimdi bu sefer for ile ben bu list içerisinde şu şekilde dönebiliyorum. Çok basit bir şekilde. Ama ben bunun içerisinde bu arada şu kodu alıp şöyle komple sharp lab götürelim. Ee, şuradan itibaren bir silip yapıştırayım şunları. Tabii ki using blona sistem collection generics'i ekleyelim generic. Ee, Enumerable da nereden geliyordu? Using system ee, nereden hatırlamam lazım. Link imiş. Şimdi benim için üretmiş olduğu koda bakalım. Bir değişiklik yok. Aynı işi while ile yapmış. Peki ben burada for each ile dönmüş olsaydım. Aynı işi burada yapmış olsaydım. Bu sefer yine dediğim gibi indeksinden erişemiyoruz. Peki ben in array indeks bir yapı tuttuğu için ona indeksi üzerinden ulaşabilmiştim bir öncekinde. Liste de indeksi üzerinden ulaşabiliyorum. Bunun sebebi de dediğim gibi list bizim için bu imkanı sağlayan bir model. Ben bu modelin içerisine gidip baktığımda burada C# da bunun bir aslında indeks şöyle dis diye köşeli parantezde arayalım şurada. Bakın indeksli bir yapıyı kabul ettiğini görüyorum ben burada. Yani ben C list klasının içerisine köşeli parantezden sonra integer bir indeks vererek bakın items'ın içindeki indekse yani arka tarafta kullanmış olduğu array'in indeksine ulaştırıyor beni. Burada ufakta bir kontrol var. Olmayan bir indeks verdiysem hata fırlatacak. Ama aslında gerçekten arkada tutmuş olduğu array'in indeksine ulaşmış oluyorum. Herhangi bir fark yok. Ama burada öyle olmayacak. Şimdi bu döngüyü kopyalayıp götürüp Sharplab IO'ya yapıştıralım hmm. ve diyelim ki bakalım burada neler oluyor. Sharplab IO'ya gelince bu sefer karşıma başka bir şey çıktı. Bakın şu kısım. Şunu silecek olursak. Şu kısım artık bakın ereye indeksten erişmeden farklı. Enumerator'lar var. Enumerable burasını geçiyorum. Şurada enumerator var. Listin enumerator getirildi. Bir tane döngü kuruldu. Try finally bile o içerisinde. Enumerator içerisinde move next metodu çağrılmış. Daha sonra current diye bir değişkene enumerator'ın current değeri atanmış. Daha sonra bu da ekrana yazdırılmış. Halbuki ben sadece bu list içerisinde sıradaki elemanı alıp Ekrana yazdırmak istiyordum. Burada Final bloğunda da disposable yapılmış. Şimdi ben şu kodu şuradan şöyle alıp getirip buraya koyarsam. Şuraya yapıştırayım. Bakın listin enumerator'ını getirdim. Try while. Try finali bloğu içerisinde bir while döngüsü var. Bir move next metodu çağrılıyor. Enumerator'ın tipi struct. Burada bir memory allocation gerçekleşmiyor aslında. Şu işi çağrıldı şu satır çağrıldığında burada mum next metodu e boolean dönüyor ben bir sonraki elemanı integer olarak getiriyorum burada bir memory allocation yok ama ne var burada başka işler var enumerator'ın getirilmesi işlemi var enumerator'ın dispose edilmesi dispose edilmeden önce bunun IDisposable'a cast edilmesi vesaire bir try finally block konteksti içerisinde çalıştırılıyor olması gibi bir iş var e şu arkadaş for isimli arkadaş şurada Doğrudan listin içerisindeki indekse ulaşabiliyor ve doğrudan bunu bir değişken atayıp yazabiliyorken bunu şöyle düşünebilirsiniz. Benzesinler diye yaptım. Ben doğrudan buna indeksinci elemana ulaşıp bunu getirebiliyorken istiyorsam list nokta element at deep i'inci elemanı verebiliyorsam ama burası şundan farklı çalışıyor bu arada. Yani şu şundan daha hızlı çalışacak kesinlikle. Şunu şöyle yapalım birazdan bahsederiz. Şimdi şurada şöyle bir kod parçası. Burada böyle bir kod parçası var. Ben şimdi bu iki arkadaşı karşılaştırıyorsam. Bunlardan hangisi daha hızlı diye soruyor olursam size. E şunun şundan daha hızlı çalışacağı. Yani çok daha mantıklı değil mi? Ben eğer... List içerisinde dönerken for ve for içi birbiriyle karşılaştırıyor isem aslında benim karşılaştırdığım şey burada döngülerin kendisi değil de döngülerin hangisinin daha hızlı çalıştırıldığı değil de döngü içinde neler yaptığım aslında. Dediğim gibi ben burada indeksinden ulaşabildiğim bir arkadaş varken indeksinden ulaşıyorum. Burada dry blow içerisinde yani for each ile ulaştığımda böyle bir mekanizma çalışıyor. Peki neden böyle bir mekanizma çalışıyor? Bu enumerator nedir? Get enumerator vesaire nedir derseniz de eğer bir sınıf C içerisindeki herhangi bir sınıf az önce özellikle altını çizmiştim. I interface'inden türüyor ise bu demektir ki bu sınıf içerisinde bir iterasyon gerçekleştirilebilir. Döngüyle dönerek bir sonraki eleman, bir sonraki eleman veya bir önceki eleman vesaire şeklinde bir iterasyon şeklinde devam edebiliriz. Bunun nasıl çalıştığını hemen şöyle çok 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 hızlı bir örnek ile göstermek istiyorum. Bir tane klasım olduğunu düşünelim. My işte reversed my static class diyelim buna tamam mı my static list diyelim bunun normalde bu class'ın içerisinde benim şu an bir şey yaratıp şurada yaratmaya çalışalım mesela var my class dedim eşittir my class dedim my static list diyeyim buna buna da my list diyeyim mesela ben şimdi bu class içerisinde döngüyle dönmeye çalışsam bu diyecek ki sen ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? For each statement cannot operate only on variables of type. Because my static list doesn't contain any public instance or extension definition for get enumerator. Yani kısacası diyor ki bu kalasın içerisinde get enumerator diye bir tane fonksiyon yok. Ben onu kullanamıyorum. O zaman ben burada şunu anlıyorum. Yani my list deyince döngüyle for each döngüsüyle dönmek istediğimde bu arkadaş bir enumerator'a ihtiyaç duyuyor. Bakın şuraya hatırlıyor musunuz? Enumerator. Yani sahne arkasında gerçekten o klasın get enumerator metodunu çağırıp enumerator içerisindeki move next ve current property'lerinin dolu olması gerektiğini söylüyor. Olması lazım. Ben bunları kullanacağım diyor sahne arkasında. Dolayısıyla ben bu şekilde dönemiyorum. Aynısı for için de geçerli. Yani ben şurada deseydim ki my listing count hadi bunun count properties yok ama elle ekleyelim mesela buraya bir count propertisi ekleyelim. Default'una da 10 verelim. Bunun içerisinde dön ve şu işi yap. Bu da diyecek ki bu sefer bunun indeksten erişebileceğim bir indexer yok. Bu şekilde kullanamazsın bunu bak. Mesela ben deseydim ki public integer this index deseydim ve şurada indeksi dönmüş olsaydım. Bakın bu sefer hiçbir hata yok. Şurada. Burada yine hata var. İçinde getirmeyen enumerator isimli bir fonksiyon olmadığı için. Ama bu sefer bununla dönebiliyor olacaktım. Peki ben bununla dönersem ekrana ne yazdıracak? Ben burada ona ne gönderiyorsam bana onu verecek. 1 vereceğim, 1 verecek. 2 vereceğim, 2 verecek. 3 vereceğim. Çünkü öyle bir hack yaptım ben burada. Gittim bu klasın içerisine bunu ekledim. Artık birisi şu şekilde erişebilir. Bu arada bu integer olmak zorunda da değil. Mesela bunun aynısı string de olabilir. Mesela ben dışarıdan string index alıp buradan e string'i e integer'e dönemem ama her seferinde atıyorum. Bunu dönebilirim. Dolayısıyla ben burada mesela şuraya talih de yazabilirim artık. This property'sinden indexer'ından erişimcisinden diyelim ya da ulaşabiliyorum. Bunlar fark etmez nasıl kullanıldığı. Bizim asıl olayımız for iç ile içinde döneceksek bir get enumerator olması. Şimdi ben ne dedim? Eğer bir class enumerable'dan türüyor ise mesela bunun integer olduğunu düşünelim. Enumerable integer bir model diyelim ki bu. Bundan türüyorsa bunun override etmemiz gereken iki tane metodu var. Bir tane metodu var aslında get enumerator. Bir tane de işte bir tanesi integer olan, generic olan. Bir tane de en, enumerable doğrudan olan. Bunlar birbirini çağıracak. Orada problemimiz yok. Şimdi get enumerator. Enumerator dönüyor geriye. Get enumerator adı üstünde bir enumerator dönmem lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Yani ben şimdi hiç bir şey olmayan bir yerdeyim. Benim elimde bir liste yok. Bir array yok. Şimdi ne dedik? Mesela C şarp içerisinde list klası içerisinde bir integer array tutuyor. Bu integer olduğu için integer diyorum. Yoksa generic burası. Integer bir array tutuyor. Eee... Şöyle diyelim ki içinde 10 tane de değer olsun doğrudan. default da 10 tane olsun. Ve bu arkadaşın içerisinde sırayla dönerek geriye dönüyor bunun değişkenini. Atıyorum bir tane de integer current diye bir değişkenimiz olsun ve sıfırdan başlasın. Şimdi benden öyle bir şey istiyor ki bu enumerator'ı çağıracağım. Bir şeyler olacak, bir şeyler olacak. Yani i̇şte daha sonra benim ona verdiğim değerler içerisinde döngüyle dönebilecek. Bakın mesela artık for each hata vermiyor artık. Neden? Enumerator isminde bir fonksiyonum var ama hata fırlatıyor. Yani ben bu kodu çalıştırsam şu kod çalıştığı an şurası çalıştığı an hata fırlatacak. Niye get enumerator metodunu çağıracak? O da burada böyle bir hataya sebep olacak. Peki ben bu enumerator'dan geriye ne dönebilirim derseniz. Atıyorum şurada bir array var. Gerçekten. Array.get enumerator deyip mesela. Şöyle return desem, get enumerator desem burası herhangi bir hata vermeden yoluna devam ediyor olacaktır. Gerçi bu ne dönüyormuş? Enumerator integer dönüyor. Ee, bunu acaba kest edebiliyor mu? Şöyle yapsam. Bunu şuraya alacağım bir saniyeliğine. Bu bir enumerator dönüyor. Mesela bu metodun ihtiyacını karşılamış olduk. Bunun get enumerator, enumerator dönüyor. Array'in içerisindeki. Ama bakın burası benden integer bir enumerator istiyor. Atıyorum ben şu an. Bu custom bir list. Ben burada gerçekten içeride bir list objesi tutmuş olsaydım. Integer bir list tuttum. İşte buna da my şöyle my list dedim mesela. Bu arkadaşın get enumerator metodunu çağırsam bu geriye integer bir enumerator döneceği için bakın integer bir enumerator döneceği için herhangi bir problem almadım. Ama bu sefer sorun ortaya çıkıyor. Yani ben bir tane kendime ait bir list yaratmaya çalışıyorum ama içinde list kullanıyorum. Bu sefer başka bir problem var. Benim bunu aşmam lazım. Bunu nasıl aşabiliyorum? Aslında bu benden integer enumerator dediği şey. Benim ona bu metot birden fazla kez çağrılacak ve hani iterasyon şeklinde biri sonrakine geçecek ya dolayısıyla İçinde birden fazla kez çalışabilecek bir şey dönüyor olmam lazım. Enumerator deyince, enumerable deyince iterasyon gelecekti aklımıza hatırlarsanız. Şimdi daha önce anlatmıştım. Yield return 1 desem ben burada mesela burası çalışır herhangi bir hata vermeden. Şurada da ben şu metod içerisinde de direkt şunu çağırabilirim mesela şöyle bu metodu çağırabilirim. Dolayısıyla ikisini de doldurmuş olurum. Şimdi ben burada 1 dedim ve artık bakın for iş ile ilgili herhangi bir hatam yok. Herhangi bir problemim yok. Birinci ele yani bir döndüm geriye sadece. Şimdi bu benden bir sürü istemişti ya ben bundan mesela 2 de yapabilirim. Bu sefer ne olacak? Yield return çalışma mantığı gereği. Bunu çağırdıklarında move next metodunu kullandığında önce biri döneceğim. Bir daha çağıracaklar 2'yi döneceğim. 1 ve 2'yi her seferinde dönmüyor. Burada bir dediğim gibi yield return mekanizmasını o videoyu izlerseniz anlarsınız. Burada böyle bir şey var. Ben daha sonra istersem bunu 3 yapabilirim. Daha sonra istersem 4 yapabilirim. Daha sonra istersen 5 yapabilirim. Fark etmez ne yaptım ben bunu mesela böyle teker teker yazmak yerine bu aynı şey ya döngüyle de yazabilirim. Mesela desem ki while şöyle true sonsuza kadar birisi seni çağırıyorsa sonsuza kadar yield return 1. Mesela böyle bir şey yapabilirim tamam mı? Sonsuza kadar yield return dönsün. Yani birisi sonsuz döngü kurarsa o döngüden hiçbir zaman çıkmazsa ki for içte mesela herhangi bir çıkış şartımız yok. Normal şartlarda list objesi içerisinde var. Ama ben şu an sıfırdan bir obje implement ediyorum. Burada sonsuza kadar döner bu. Benim buraya bir şey koymam lazım. Mesela bakın burada ereğim var ya. Ben burada her seferinde bir dönmek yerine ereğin içerisinden bir tane item dönebilirim. Değil mi? Mesela şurayı şöyle desem ki ereğin sıfırıncı elemanını dön. Ama her seferinde sıfır dönmesin. Ben buraya bir tane işte current diye bir değişken atamıştım mesela. Bunu döneyim. Ve bu current'ı arttırayım burada. Dolayısıyla current sıfırken ilk değerini verdim. Arttı, 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 arttı. Bir yerden sonra artık belki dizinin 11. elemanına ulaşmaya çalışacak. Ona ulaşmasın diye de şuraya bir şart koyabilirim mesela. Diyeceğim ki current küçüktür array length'inden. Böyle olduğu sürece sen bu yield return ile dön bunu. Artık birisi benim klasım içerisinde dönerse içerisindeki şöyle bir array'in içindeki dataları geri döneceğim. My list'e ihtiyacım yok. Count'u da ihtiyacım yok şimdilik. Count'u da... Yani zaten o property'yi sildim. For each for hata verecek bu arada hiç fark etmez. İstiyorsanız bunları da değiştirebiliriz bu arada. Şimdi ben buradan mesela current array'in current ince elemanına dönüyorum ya. Birisi bunu çağırdığında ben burada da aynı şeyi yapabilirim artık. Array'in current ince elemanını döndürürüm. String az önce örnek için de bunu kaldıralım. Böyle bir şey yok. Yani birisi şu count, pro count propertiesini de geri koyalım bu arada. Yapacaksak tam yapalım. Count olsun. Bu da neye geri dönecek? Benim içeride tuttuğum Ereğin length'ini geri dönecek. Bakın ben de C list gibi artık bu arada bunu da iyi yapabilirim. C list gibi kendime ait bir tane list yarattım. Statik list içinde 10 tane Ereğin elemanın olduğu 9 tane şöyle 10 yapalım. 10 tane elemanın olduğu bir Ereğin sonuçlarına geriye dönen içinde döngü kurmanı sağlayabilen bir yapı. Ben şimdi bu arkadaşı şöyle kullanacak olursam gerçekten şunla şunlara şöyle bir kapatayım çalışmasın bunlar. Test edelim diye istiyorum aslında. Bakın tek listim var burada ve ben bunun içerisinde bu şekilde döneceğimi söyledim. Uygulamayı bir çalıştırayım. Çıktığı görelim. İki kere döneceğim içerisinde. E, current ne dedi? Out of index 10'a ulaşmış. Current 0 bunu sürekli arttırdık. Yani şurada bir kere daha arttı sonra çıktı. Şöyle current eksi 1 yaparsak da e, şey olur. current nerede arttırdık sürekli? Burada şunu da patlamış olmalıyız. Şurada çünkü indeksten ulaşıldığı söyleniyor. Ee, burada en son arttı. Şöyle yapalım. 0 arttır. Yani böyle olursa da ilkine ulaşmış oluruz. Şöyle eksi 1 desem. Böyle kurtarır şurayı. Burayı kurtarır mı? Bakalım bir daha çalıştırayım. Burası çok önemli değil aslında. Şeyden fokustan kaçmayalım. Oru kapatıyorum şimdilik. İşte tekrar şeyini yapamayacağım hesabını. For ile bakın ben birden 10'a kadar içerisinde dönebilmiş oldum. Ben custom bir şey yarattım. Artık ben biliyorum ki bu klası da bu yeni bir list diyelim ki Seyşar gerçekten bu dedi ki ya sen çok güzel bir list yazmışsın böyle bir obje yaratmışsın biz bunu alıyoruz koyuyoruz artık. Ben biliyorum ki benim bunun içinde for ile dönmem arasında bu şekilde for ile dönmem arasında for iç ile dönmem arasında bir fark var. Yani burada bu farkı yaratan döngüler değil aslında. Yani for for each'ten hızlı ya da for each for'dan hızlı değil. For için çalışma mekanizması gereği kullandığı yapı bana sağladığı obje yani şunu yapmak yerine bana şunu vermeye çalışması bu klasın benim göndermiş olduğum klasın göndermiş olduğum klas üzerinden değil polimorfizm gereği bu bir IEnumerable'dır mantığıyla yaklaşıp bunu IEnumerable'a enumerable'a edip bunun içerisindeki işte şöyle içine gidecek olursak enumerator'ı getirme. Şu enumerator'ın içine gidelim. Enumeratorun içine gittim. Bunun içinde current var. Şunun içerisinde move next ve reset metodları var. Şu objeleri ona sağlamam için benim gitti bunu en, enumerator'a cast etti. Ve enumerator içerisinde move next metodunu çağırdı çağırdı ve ortaya şöyle bir görüntü çıktı. Şu. Bu saatten sonra artık ben biliyorum ki yani şu kod şu koddan hızlı olamaz. Olamayacak. Burada yapılan daha fazla işlemler var. İşte size bu karşılaştırmaları yapanlar yani for kullanmayın, for kullanın, bütün işlerinizi for'da yapın vesaire diyen tiplerin hepsi aslında gerçekten size bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ya da kendisi de bilmiyor veya bir ekran görüntüsünde anlatamayacağı kadar uzun bir konu. Size o yüzden sürekli for kullanın, sürekli for kullanın, for each kullanmayın. Bu sizin performansınızı yavaşlatıyor falan gibi şeyler söyleyebilirler. Siz bunu yapabilirsiniz, uyabilirsiniz onlara ama anlamanızı istediğim şey aslında bunların birbirinden hızlı olup yavaş olmaları değil mevzu. Mevzu burada neler yaptığınız. Ben şimdi mesela liste bunun üstünden ulaşabiliyorum tamam mı? İndeks ile ulaşabiliyorum. Çünkü list öyle bir obje. Peki liste olmasaydı mesela başka tipler var. Şurada en başta sorumuza gidecek olursak collection'lar var mesela. İşte read only listler, read only collection'lar vesaireler var. Bunların hepsine indeks üzerinden ulaşabiliyor muyuz? Mesela diyelim ki ben bir tane array yarattım şöyle. Bu benim array'im. Bundan bir tane list yaratayım mesela. Array .to list diyelim. Aynısı olsun. Ondan sonra mesela read only collection diyelim. Şöyle list as with only collection dedim. Artık bu da şey var. Mesela bir hash set'imiz olsaydı, hash set dedim mesela. Şöyle. Bu arada diğerlerinin bir hash set metodu var mı? List to hash varmış. Şöyle kullanırsam olur galiba. Hash set'e de dönüştürdüm. E şimdi bunların içerisinde index sırları olup olmadığını ben bilmiyorum. Tamam mı? Şunların hepsini bu arada şeye çevirelim. Implicit type'ları kullanalım. Ee, Şunları da yüzün bile ekleyelim. Mesela read only collection. Ben bunun içine gidiyorum. F12 ile bakıyorum. Bakın bunun index varmış. Çok güzel. Index var. Dolayısıyla ben bunu artık for ile de ulaşabiliyorum. Mesela değil mi? Şunu çevirelim. Explicit type'ına. Hashset'in içine gidip bakıyorum. Hashset'in içinde bakın index yok. Köşeli parantez. İnce elemanı ver. Sıradaki elemanı ver diyemiyorum. E, benim burada bakıyorum işte i collection, i balı bilmem ne falan filan. Bunlardan erişebiliyormuşum ben bunlara. Şimdi deneyelim mesela. Hashset. İşte mesela var item desem eşittir. Hashset bana 0 item'ı ver. Bakın Dedik ya kardeşim benim bir indexer'im yok. Sen bu yapıya indexer kullanarak ulaşamazsın. Dolayısıyla benim artık hashset içerisinde dönebilmek için neye ihtiyacım var? Bir for each döngüsüne ihtiyacım var. Yani ben şöyle ee, şu item'ı kapatacak olursam bu şekilde for each ile dönebiliyorum neden yapabiliyorum bunu aynı şeyi list içinde yapabiliyorum aynı şeyi array içinde yapabiliyorum ama array içinde yapabilirsem indexer'ı olduğu için onun içerisinde dönebiliyorum listinde indexer olmasına rağmen get enumerator kullanılması bana mantıklı gelmiyor aslında belki C -sharp tarafında bununla ilgili bir iyileştirme yapılır ve biz orada listi kullandığımız zaman da yine gidip indexer ile ulaşabiliriz ona o da ayrı bir mevzu bahis e ama mesela HashSet'in bir indexer yok. Dolayısıyla bunun da for ile kullanılması lazım. İşte olay bu aslında. Bakın HashSet index olmayan ama içerisinde döngüyle dönebildiğim için IEnumerable olmak zorunda olan bir tip. C# da her şeye index ile ulaşamayacağın için eğer bir tip içerisinde döngüyle dönülebilecekse IEnumerable olarak set ediliyor ya. Dolayısıyla senin ona verdiğin, for içe verdiğin bütün objeleri bu arkadaş bu eğer IEnumerable'dan türemişse git bunu IEnumerable'a cast et. İçerisindeki enumerator metodunu çağır. Move next yap. Current'ını al. Bla bla şeklinde ilerliyor. Bir generic yapı ortaya çıkartabilmek için. Hepsine aynı anda e, hizmet verebilmek için. For each yapısı. Yani bunun önemini anlamak önemli. Bunun for ile karşılaştırıldığında daha mı hızlı daha mı yavaş olduğu mevzu bahis değil aslında. For each nasıl çalışıyor? Benim içine verdiğim veri tipine göre nasıl çalışıyor? Örneğin yaptık. Array verirsen burada herhangi bir performans farkı yok. Bunun içine verdiğim şey önemli. Burada bir readonly collectionımız var. Mesela işte var II diyelim. Şöyle readonly collection'a index ile erişmeye çalışalım. Bakın index ile erişebildim. Bu arada buna index ile böyle bu doğrudan erişebildiğim gibi readonly collection element at deyip mesela sıfırından da işte içine itemını verip ulaşabiliyorum. Peki element at neyin içerisinde? Aslında bunun enumerable içerisinde olduğunu biliyorum. Bana enumerable integer dönüyor. Element at bilmem ne. Bunun mesela enumerable içerisinde olduğunu biliyorum ya. For içindeki mantık gibi oluyor. Şimdi ben böyle ulaşınca doğrudan bunun içerisindeki array'in işte collections collection listelisi neyse bunun içerisindeki array'e doğrudan erişebiliyorken mesela bu şekil kullanımda element et ile gittiğimde en enumerable'a döndürüyor beni. Bu enumerable içerisindeki bir metod olduğu için bu sefer alacak bunu, götürecek enumerable'a çevirecek onun içerisinde move next metoduyla devam edecek ve işte ben buraya 1 verdiysem 1, 5 verdiysem 5, 0 verdiysem 0. elemana kadar döngüyle dönerek bana ilgili elemanı verecek. Yani şu ikisi arasında var JJ diyelim mesela. Şunları şöyle kopyalayıp şöyle götürüp bakacak olursam ee SharpLab Ayoda şu satırları alsam yeterli. SharpLab IO ya bunları yapıştırayım. E readonly collection'ı bulamadım dedi. Readonly collection hangi nereden geliyor? Eee sistem collections object model Bizlere eklemişiz şu. Şunu kopyalıyorum. Şöyle. Mesela burada bakın. Bakın enumerable'ın içerisindeki element at metoduna benim parametremi, benim metod, e, değişkenimi gönderiyor ve onun içerisindeki değeri buraya gönderiyor. Halbuki burada doğrudan içindeki değere erişmiş oluyorum. Dolayısıyla yani bir değişkene bir değişkenin eğer böyle bir indeksiri varsa indeksiri üzerinden ulaşmak ile element et üzerinden ulaşmak çok daha faydalı. Bu aynı for ile dönmek gibi for ile dönerken indeksirini kullanıyoruz ama for iç ile dönerken enumerator'dan devam ediyoruz ya. Aynı bunun gibi bir şey. Dolayısıyla siz de bunların çalışma yapısını çalışma mantığını anlarsanız eğer. Bunların hangi şekilde kullanılabileceğini görürsünüz. Hesedin indeksiri yok. Mutlaka for içle dönmem lazım. O yüzden bu şeye kadar gidecek. Enumerator'a kadar gidecek. Ama bunların indexer'ları var. Dolayısıyla ben for ile erişebiliyorum. Siz de benchmark testlerini yapın lütfen. Yani bu yazdığım şeylerin. Burada benchmark sonu. Ben bunları benchmark testlerini yapmadım bu arada. Siz yapın ve arada fark olanların, fark olmayanları. Hangisinin hangisinden daha hızlı, hangisinin daha yavaş olduğunu gösteren ekran görüntülerinizi. Bu videonun yorumlar bölümünde paylaşın. Linklerini atın. Bir şekilde tıklayalım görelim onları da. Çünkü bu önemli bir konu. Yani... O zaman sürekli şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Hocam for mu hızlı for each mi hızlı? Yani while mı hızlı for mi hızlı? Arkadaşlar döngülerin hepsi aynı işi yapıyor. Size bazı özellikleri sunabilmek için mesela for each gibi bir özelliği sunabilmek için bazıları daha jenerik bir yapı olan enumerator'ları kullanıyor diyelim. Aynı Enumerator'ları kullanıyor. Enumerator'ları kullanınca iş biraz daha yavaşlıyor haklı olarak. Ama burada diğer soru şu. Ya ben bu kadar hıza gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum? Çünkü bunlar çok nanosaniye, mikrosaniyelik farklar. Birisi size işte 100 milyona kadar dönmüş bir tane döngüde farkı gösteriyor. 100 milisaniye bile, 1 milisaniye, 2 milisaniye bile değil farklar mesela. 100 milyon kere dönerken bile. Öyle bir fark gösteriyor. Siz çok büyük olduğunu zannediyorsunuz ama oradaki farklar zaten böyle nanosaniye, mikrosaniye civarında mertebesinde olduğu için öyle bir fark çok büyükmüş gibi görünüyor. Sizden ricam dediğim gibi bu benchmarklara uygulayın. Bu tipleri şurada yazmış olduğum tipleri hepsi için bunları yapabilirsiniz. Array'ler için, listler için, collection'lar için, i̇şte deneyebilirsiniz. Read only collection'lar, read only list'ler. Dictionary'ler olabilir burada. Hash set'ler olabilir. Bir sürü veri tipi var burada. Link'ü kullanıyorsanız da enumerator'ı kullanacaktır bu arada. Go to'yu kullanırsanız burada başka bir memory yapısı girdiği için, içer için içerisine. For kadar hızlı olmasa da çok yakın bir fark çıkacaktır. Ama bu kadar enumerator'lar kadar yavaşlatmayacaktır sizi. Go to da yani for'dan bir tık daha yavaş çıkabilir. Ama link'ü for each burada enumerator'ları kullanıyor. O yüzden böyle bir fark çıkıyor. Siz de bunların hepsini istiyorsanız teker teker testlerini yapın. Lütfen ekran görüntülerini bu videonun yorumlar bölümünde paylaşın. Bunun dışında bu video olabilir veya başka bir videoda anlattığım herhangi bir konuyla ilgili aklınıza takılan bir nokta olursa onları da yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Bu videodan benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz buraya kadar gelip beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olun lütfen. Abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız ben bir sonraki video yüklediğimde mutlaka haberiniz olmuş olur. Çok hızlı konuştum, çok konuştum. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.